kaflı kanüllerin yutma bozukluklarındaki etkileri gördüğünüz kadarıyla nelerdir? Şimdi aslında kaf özellikle akut bakım hastalarında elzem bir şey. Çünkü aslında normal koşullar altında hastanın genel sağlık durumu düzeldiğinde kafında indirilip yavaş yavaş, çünkü etkiyi de göremiyorsunuz. Kaf takılıyken, kaf iyi bir şey, bir yandan iyi bir şey, bir yandan da kötü bir şey. Çünkü uzun süre kaflı kaldığınızda, iyi basınç ayarlayamadığınızda bu sefer trakea içinde bir kere skar doku oluşumuna neden oluyor ve bu geri dönüşsüz bir süreç oluşturuyor. Bizim için önemli olan kaflı kanüllerde kafın zaman zaman şişirilip zaman zaman tekrar indirilerek kişinin, hastanın bunu tolere edip edemediğini biraz görmek. Eğer herhangi bir solunum sıkıntısı yaratmıyorsa direkt olarak en kısa zamanda kafsız kanüllere doğru ilerleyip konuşma valfini de bunun içine ekleyerek hastanın daha sosyal biri olmasını sağlamak. En temel hedefimiz bu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.